Merhaba arkadaşlar, Öngezer Ofisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Utku Beyefendi ile Fortnite isimli yeni çıkan bu güzide oyunu değerlendireceğiz. Oyunu MSI G62 Apache Pro'da oynadık. Zaten bu serilerimizde hep Apache Pro'da oynuyoruz kendisini. Makinanın biz gerçi tamamen full seviyelerde oynadık falan. Canavar gibi oynadık açıkçası biz. Evet. Makineyi zaten daha önce incelemiştik. Bununla ilgili bilgileri almak için şuraya bir yere... Buraya istiyorum. Aynen, buraya tıklarsanız burada tam detaylı özelliklerini görebilirsiniz. Ayrı video çekmiştik. Şu anda onu burada söylemeyeceğiz. Peki Utku Bey, oyun nasıldı? Şimdi abi, Epic Games'i bilir misin? Bilirim. Gears of War. Sorduğum soruya bana soruyla cevap verme kardeşim. Diyorum ki, oyun nasıldı? İyi, güzeldi. Hayır, önce şey yapmam lazım. Önce tamam, build up yapmam lazım. İyi, tamam, hadi, hadi build up ver. Nasıl? Epic Games'i bilirim. Epic Games'i bilirsin. Gears of War'ın yapımcıları, evet. İşte Unreal'ın yapımcıları, hem oyunun hem motorunun yapımcıları. People Can Fly'ın sahipleri ya da ortakları diyeyim hani. Painkiller falan yapmışlardı. Bu adamların yaklaşık 5-6 yıldır falan üzerine çalıştıkları bir oyun. Genel olarak şöyle özetleyeyim ben. Minecraft'ı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Minecraft'ı al. İçine bayağı bir zombi falan ekle. Tamam mı? Burada ben nesin? Şu anda şeyim, unturned oldum. Unturned'e girdin, tamam. Minecraft'ı attım, unturned oldum. Ama paralı. O zaman çıktın unturned'den. Çıkıyorum. Çok hoş bir grafik tarzı koy şeyin içine, sanat tarzı koy. Çok böyle güzel, evet. Lenzimsi bir şey koy böyle hafiften. Böyle hafif kartun tadı var. Seviyorum. Ama çok çocuk da değil. Evet evet. Yani işte Borderlands ayarında böyle güzel şeyler, hatlı çizgiler falan. Aynen, falan. Aynen. Kontörler, montör. Çok seviyorum o işleri. Buyurun. Onun hepsini al abi. Bir üst kurma ve üst savunma oyununa çevir. Orcs Must Die. Hatırlarsın. Hatırlarım. Orada da hani işte orklar üzerine geliyordu. Sen de işte bir koridorda tuzaklar falan kurarak kendi base'ini savunuyordun. Bunun konsepti de hani bir koridordan ziyade devasa açık bir harita var. Her bölüm için ayrı ayrı tasarlanmış ve random, hani rastgele sana bir harita veriyor. Oraya giriyorsun abi. Oyun sana görev verecek. İşte X bölgesine git. Orada işte bir şey aktive et. Destiny gibi işte. Orada aktive ettikten sonra orayı 10 dakika boyunca savun. Ama ondan önce sana belli bir süre veriyor. Bu süre boyunca kendi üstünü kuruyorsun. Ve üst kurma mekanikleri bayağı bir geniş. İşte böyle duvarlar çekebiliyorsun, işte duvarın üstüne çatı koyabiliyorsun, merdiven koyuyorsun, tuzakları koyuyorsun. Böyle katman katman bir üst yaratıyorsun. Ve bunu yaratırken de 4 kişilik bir ekibin var. Ya istersen arkadaşlarınla oynuyorsun ya da hani arkadaşın yoksa grubunda random arkadaşın yoksa. Arkadaşın yoksa arkadaş bul kendin önce. Aynen. Arkadaşın yoksa. Çok acı oldu değil mi? Yalnızsan aynen. Ya çok yalnızsanız random birilerine atıyor işte. Onlar da yalnız muhtemelen. Onlar da yalnız zaten. Böylelikle arkadaş olabilirsiniz. Dörtten sap mı? Kimdir mi lan bu? Ne biçim bir oyundan bahsediyorsun? Tamam, devam edin. Buyurun. Bu üstü kurmak için kullandığım materyallerinde farklı farklı özellikleri var. İşte tahtasıdır, betonudur, demirdir falan gibi. Çok özel gözüküyor. Çok özel. Nalbur'a gitmen gerekiyor değil mi? Yani oyunda nalbur yok fakat oyunda nalburları kırabiliyorsun. Yani elindeki bir Minecraft kafasındaki böyle bir şey var. Kazık var. Onu böyle bam gün vurarak... Oyundaki... Bayağı materyal kazıyor, ne diyorsun? Aynen, bir de işte ne bileyim işte taşı kırıyorsun, mining oradan taş çıkıyor. Aynen. İşte binaları kışıyorsun falan. Oradan hani materyalleri toplayıp o materyalleri kullanıp üstünü kuruyorsun. Üstü değil, aynı zamanda oyunda bulduğun işte şemalardan silahlar falan yapıyorsun. İşte oyundan işte her bölüm sonrası çıkan chestlerden işte düşen böyle eşsiz materyallerden daha güzel silahlar falan yapabiliyorsun. Böyle Borderlands, Minecraft, Destiny, işte Orcs Must Die, böyle hepsini birbirine karıştırmışlar, böyle bir potpourri yapmışlar. Bir mevzu yaparken de bir wave mantığı var değil mi? Bir wave aynen, akıyor. Aynen. O wave gelene kadar sen yine küçük upgrade'ini kendin yapıyorsun falan. Yani, oyun kısa mantığı şu, göreve gir, görevin bölgesine git, üstünü kur, wave gelsin, savun üstünü, savun üstünü, oyun bitsin, sonra update tekrar. Et. Aynen. Ya şey, wave, kaç wave geliyor bir bölümde? Ya değişiyor. Bazen ya tek wave oluyor, bazen 3 wave. Sana update şansı da veriyor. Bir tabii tabii. Wave yani sen, yani sen aynen, update, tamam. Wave gelirken de yapabiliyorsun update'i zaten. Yani sana kısıtlama da sunmuyor. Yani oynanışı o. Bir de hani menülerde bayağı devasa menüler var. İşte ne bileyim, kendi karakterinin skill'leri var. Çoğu pasif. İşte canım arttı, işte daha hızlı mining yapabiliyorum, carcuz falan gibi. NPC'lerin var senin, ekibin var. Ekibi böyle sağa sola gönderebilir. İşte bana git işte 10 tane taş topla gel falan gibi. Onlar işte oyunda her görev sonrası chestlerden düşüyor. Yani oyunda küçük düşüyor. De olsa böyle RPG şeyleri de var. Tabii tabii. Var öyle. Ama hani oyun oynanışına etkili. Hani oyun hikayesine ya da mekaniklerine etkili bir oynanışı yok. Hani RPG mekanikleri yok. Tabii canım. Hani şey. Ama minik böyle hissettiriyor. NPC'ler olsa sana quest veriyor, herif bir şeyler yapıyorsun falan. Tabii tabii. Oyun bu arada en zevkli yanan bir tanesi. Nurettin oynarken çok dalgasını yaptık.
Borderlands'teki Tiny Tina'yı hatırlar mısın? Oradaki işte Life is Strange'deki Chloe. Hı-hı. O kadın seslendiriyor o oyundaki robotlarına bir tanesini. Şey, Ashley Birch. Aha. Muhteşem bir ses. Yani çok güzel ses. Ses harika, bir de şey, espriler çok hoş. Hani böyle çocuksu değil ama böyle hani o kadar hoş laflar sokuyor ki, muhteşem. Hikayesi çok fazla, hani zaten oyunda hikaye böyle ilk 15 dakikada böyle falan de geçip attığı için çok fazla girmiyorum oraya. Oyun için bile mühim değil. Hani böyle işte dünyanın %99'u ölmüş falan, biz kalmışız ama hani böyle şey değil. Karanlık, ben This War of Mine tarzı böyle bir, hani herkes böyle şey içinde falan bir şey değil. Herkes mutlu yani. Herkes mutlu. Dünyanın 99'unun %99'un yok olmuş olmasının olumlu tarafına bakıyor yani. Ben, herkes kafayı yemiş zaten, belli yani. O dediğin şeyler hafiften böyle manyaklar var. Şimdi fiyatını da sormak istiyorum oyunu ama ondan önce artıların eksilerinden bahset oyunun. Hı. Senin için neler var, neler yani yok? Yani şimdi oyun artısı abi, bir kere grafik tarzı muhteşem. Sanat tasarımı harika. Benim için de artılarından biri kendisi. Sanat tasarımının dışında oynanış dinamikleri olarak da herhalde gördüğüm en cilalanmış erken erişim oyunu. Süper. Çünkü erken erişim oyunları hep böyle bir eksiklik vardır ya mesela. Var böyle bir şeylik, böyle yani cilasızlık var mesela. Bunda öyle bir şey yok. Bayağı hani adamlar ne yapmak istemişlerse koymuşlar. Belli ki gelecek olan güncellemelerde de oyuna yani biraz daha uzatacaklar diye düşünüyorum. Hani ekstra bir şey eklenmez diye düşünüyorum. İşte oynanış ve hani çatışma mekanikleri, işte gunplay bence oldukça güzel. İşte hani şey, böyle fantastik silahlar falan yok işte. Otomatik tüfektir, tabancadır, işte kılıç falan, onlar, o tarz silahlar var. First person'a geçebiliyor musun oyunda? Çok garip. Eskiden bir oyun var, SWAT. Hani SWAT'un ilk oyunu falan böyle. First person oynardım fakat silahı görmezdim. Bir tek böyle şey, imleci görünür. Öyle hani, onun için hani çok garip bir first person şey. O yüzden TPS. Yani TPS oynayacak. Hatta oyun onun için dizayn edilmiş, çok belli. Eksilerine değinmek gerekirse oyun bir kere çok kolay. Ya yani Nurettin'de en büyük zorlandığımız konu oldu. Hani göreve gidiyoruz. Kolaylıktan mı zorlandınız? Kolaylıktan zorlandık. Oyun gezer yıkılıyor beyler. Kolaylıktan zorlanan editörler. Hayır, niye zorlandık? Çünkü kendimizi oynamaya zorladık yani. Hani çünkü oyuna giriyoruz abi. Sana bir 10 dakikalık wave geliyor. Wave veriyor. Hani üstü savunman lazım ama biz üstün dışındayız yani. Bayağı 200 metre falan ötesindeyiz yani. Üste bakmıyoruz bile. Yani o zorluk oyun ilerleyen bölümlerde biraz daha değişiyor olsa da sen de karakterle level atlattığın için ya çok büyük etki etmiyor açıkçası. Oyun kolay açıkçası, onu söyleyeyim. Fiyatı sordum. Fiyatı bizce pahalı. Pahalı mı? Oyunun en şey böyle düşük seviyesi 40 dolar. 39 dolar. Çok. Yani hiçbir şey yok içinde. Bir tek oyun var. TL bazında. Steam'de şu anda ne? Steam'de yok oyun bu arada. Oyun Epic Games'in kendi launcher'ında çalışıyor. Okay. Yani direkt Epic Games'in alıyorsun, 40 dolar. Anladım. İşte Deluxe Edition'dır, ne bileyim işte. Farklı farklı loot box'ların olduğu edisyonu almak istiyorsan 80 dolara kadar çıkıyor fiyat. Bence çok pahalı. Çok pahalı. Hani hem şimdi uzun ömürlü yani, çok kolay olduğu için de yine 2 kişi oynuyorsun. Hani sallıyorum. 2'den daha fazla oynayabilirsen. Tabii 4 kişi girebiliyorsun. 4 kişi oynayabiliyor musun? Maksimum 4 kişi. Evet. Maksimum 4. Yani gerçi yine çok kolay dediğin için illa sıkılacak birileri olacak falan. Hani uzun ömürlü değil gibi. Yani uzun ömürlü olur mu? Gerçi gelecek güncellemeyi falan görmeden şu anda erken erişim. Uzun tabii sen erken erişimini incelemesini yapıyorsun. Onu bahsedemeyiz ama yani gördüğüm çok kadarıyla çok pahalı. Erken erişim için de çok pahalı abi 80. Hem hani hem parası yani direkt zaten mantıken çok pahalı hem de şey, oyunun sunduğu içerik her ne kadar eğlenceli olsa da o 40 doları verecek hani derinlikte değil. Öyle söyleyeyim. Hani çok böyle sığ bir içeriği var. Onun dışında hani işte loot box'lardır, işte micro transaction'dır, jartır, jürtür, hani para verip loot box almalıdır falan. Onlar da olmam mı ya? İşte en iyi fırsat falan, 100 dolar mı? Abi ona 500 dolar kim acaba? Free to play mi dönecek oyun acaba? Hani şey var, böyle mobil oyun kafası var hafiften. Çünkü mesela base'i biraz, kendi base'im var bu arada. Base'i biraz geliştikten sonra NPC'leri şey diyebilir, işte sen research yap. Ama işte o research yaparken gerçek zamanlı olarak o şey oluyor. Hani bir mobil oyunlarda vardı ya böyle. Ama çok fazla etkilemiyor gibi. Ama şey, etkiliyor. Azıcık para verirsen zart diye geliyor herif falan. Aynen. Çünkü research point alıyorsun. Hani orada biraz mobil oyun kafasına girmişler, o kötü. Oyun bir kere, hani oyunun hata, erken erişime veriyorum, buglara veriyorum. Oyun bir kere görevi bitirmeme rağmen oyunu bitirmedi. Hani böyle takıldı oyun. Şey yapıyorum, erken erişim deyip geçiyorum, lafım yok da. Sorun değil, olur. Aynen. Ya onun dışında hani kısaca bir özet geçmek gerekirse güzel oyun, eğlenceli grafikleri var, eğlenceli havası var. Şu anda peki oyuncu bulabiliyor musunuz? Siz şimdi Nurettin'le oynuyorsunuz ama şimdi arkadaşlardan biri bunu almak istese, tek başına, yalnız bir arkadaş. Tek başına, yalnız. Bunu,
şey, çünkü pahalı da mesela. Hani kimseyi de şimdi arkadaşlarını da zorlayamazsın. Sen çok istiyorsun. Eyvallah. Tabii canım. Ama arkadaşlarını da böyle hani zorlayabileceğin bir oyunda değil. 40 dolar iyi para. Yani 140 lira ver diyemezsin kimseye. Hadi gel abi falan filan. Tek başına girdin. Oyuncu bulabiliyor musun? Var mı oyuncu? Ben Nurettin'le oynadığım kadar tek başıma da oynadım. Nurettin aynı şekilde kendi başına oynadı. Yani oyun bulmakta zorlanmadım. Bulabiliyorsun. Tabii tabii. Tabii şu var mesela 4 kişilik oyun yani oyun çok belli 4 kişilik co-op'a tasarlanmış çünkü hani komünikasyon falan gerekiyor. Süper. Ama mesela ben 4 tane adam bulup onlara diyemem abi 40 dolar verin bu oyunu alın yani. 4 adam bulur sen oynamayacaksın galiba. Nasıl oynayayım beyler? Evet. Bravo. Not vermek gerekir mi diye düşünüyorum. Erken erişim olduğu için biraz çekiniyorum ama yani. Ama erken erişime özel bir not verebilirsin. Erken erişim belki. Notu şu diyelim o zaman. Şu anki halinde bir not verir. Zaten tam çıktığı zaman inceleriz hani gerçek olarak. Gerçek incelemesi yani. Sahte incelemesi. Sahteydi. ben 6 veririm. 6. 6. İyi. Dediğim gibi hani kötü değil ama pahalı. İyi, hoş. Eklemek istediğin bir şey var mı Utku oyuna? Yok. Pahalı oyun. Pahalı. Evet pahalı. Ya, kimseye de sıkıştıramazsın harbiden yani. Ben şimdi çok beğendim ama tek başına da zor. Zor. Ama ayrıca en az 3 kişi 2 kişi falan lazım. 40 dolar falan da şimdi kimseyi de tutup darlayamam. Küserler. O zaman yalnız kalırım, tek başıma oynarım. Öyle olabilir aslında bak. Tek başına oynayabilirsin. Öyle denebilirsin. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.